kendi içinde milli ve dini gaz vermek içindi. Bir de ilerisi için ekonomi bozulacağını biliyorlar. Çünkü hırsızlık içeride bir şey bırakmadılar. Ekonomide bir şey yok. Bir bahane üretmeleri lazım. Düş mihraklar. Bizi çekemediler. Bizim özgür olmamızı istemiyorlar. Biz Ayasofya açtık. Bak dış mihraklar bize ekonomik saldırı yaptılar diye. Ekonomi kendi hırsızlıklarıyla, beceriksizlikleriyle çökerttiği ekonomi düşün. Damadını ekonomiden sorumlu bakan yapıyor. Savaş ekonomisi üretiyor. Ondan parayı kazanan da yine başka damadı oluyor. Damatlar aile şirketine dönüştürdü Türkiye'yi. Bunu örtmek için. Bütünlüğüyle sihirbazlık. Sihirbazlık da öyledir. Seni şöyle gözünü boyar, bunlar elleriyle, el hareketleriyle dikkatini buraya çeker. Bu arada başka bir şey yapar. Bu arada tavşanı sokar. Tavşan. Ondan sonra tavşan çıkar. Böyle göz boyama. Bu da İstanbul Sözleşmesi de göz boyama için. Ve yani bir taşla birkaç kuruş vuruyorlar. Hem kadına karşı olan şiddeti devam ettirmek istiyorlar. Hem de aynı zamanda sizi bunlarla meşgul edip Türkiye'nin aç insanlar var ya. Türkiye'de milyonlarca aç insan var ya. Makarnaya ekmeği talim eden insanlar var ya. Yeterli beslenemeyen insanlar var. Maalesef yani AK Parti iki bölümdür. %1 bunlar gaz verenlerdir. Gaz verirken çalanlardır. Hırsız, büyük hırsızlardır. Makam elde etmişlerdir. Para, mal, mülk. Bir de gaz alanlar, gaz yiyenler. O gaz yiyenlerin çoğu ahlaksızdır. Çoğu böyle yani şeydir. Yani çoğu, hepsi ahlaksızdır da yani niye gaz yiyorsun? Beyinsiz. Beyinsizlik ahlaksızlıktır. Beyine ihanet ahlaksızlıktır. Yani 18 yıl kandırılıyorsun, gaz yiyip duruyorsun. Şimdi